Arkadaşlar cümleten selamünaleyküm. Hepinize hayırlı günler. Son dönemde otomobil piyasasında satışlar çok dehşet derecede bizim ülkemizde artıyor ama elektrikli otomobilde satışlar sadece bizim ülkemizde değil tüm dünyada inanılmaz derecede düşüşe geçmiş durumda. Bizde biliyorsunuz geçtiğimiz yılın sonlarına doğru sadece TOGG 4-5 bin adet satıyordu. Toplamda belki 10 bin adetleri buluyordu aylık satışlar hemen hemen ama bu yılın başından beri satışlarda büyük bir çöküş var. Artık aylık 5 bin adetleri bulamıyor neredeyse elektrikli otomobil satışları. İşte hal böyle olunca bazı markalar Türkiye'deki elektrikli otomobil piyasasından daha fazla pay kapıp dünya üzerindeki elektrikli otomobil satışlarını en azından buradan birazcık kapatabilmek adına gerçekten çok büyük indirimler demeyeyim de Türkiye'ye yönelik modeller getirerek çılgın indirimler gibi görünen uygun fiyata aynı aracın biraz daha alt donanımlı halini karşımıza çıkarmaya başladılar arkadaşlar. Bunların son örneğini Tesla yaptı hepiniz biliyorsunuz. Bunun karşılığında ne mi olacak onu da söyleyeyim. Nisan ayında bir kere 4. ayda artık sonuna geldik ama yavaş yavaş bilgiler gelmeye başladı. Satışlar geçtiğimiz 3 aydaki kadar iyi olmadığı söyleniyor. Belki bunda 9 günlük bayram tatilinin de etkisi vardır. Ona bir şey diyemiyoruz. İlerleyen aylarda yine göreceğiz. Orası bizi ilgilendirmiyor şu anda. Bizi ilgilendiren kısım elektrikli otomobillerdeki %10'luk ÖTV diliminde kalanlar ve hem fiyat kıranlar, bazı modellerin gerçekten fiyat indirimleri, çok güzel indirimleri var. Ya da fiyat kırma değil de bizim ülkemizdeki %10'luk ÖTV dilimine uyacak otomobilleri bizim ülkemize sokup uygun fiyata satmaya çalışanları sizlere aktaracağım. Hatta şöyle söyleyeyim biraz iddialı olacak ama bu videodan sonra bu fiyatlar eğer önümüzdeki ayda devam ederse, 5. ayda da aynı bu şekilde devam ederse ve markalarda araçları, elektrikli araçları bol bol getirebilirse inanın bana artık kimse benzinli ya da dizel araç satın almayacak. Citroen'den başlamak istiyorum mevzuya. Citroen'de EC4 ve EC4X ikisi de hemen hemen 400 kilometrelik üst pakette menzile sahip ortalamada karma tüketimde ve fiyat olarak da yine üst paket fiyatını veriyorum. 1 milyon 650 bin liralık bir fiyat etiketine sahip. Aralarında bir 10-15 bin liralık fark var işte. Biri 1650, biri 1660, 1670 gibi. Hyundai Kona'nın elektrikli versiyonu. Arkadaşlar bu araçta yaklaşık olarak 375 kilometre, 400 kilometrelik ortalama bir menzil var. Şehir içine vurduğunuzda bu 550'lere kadar çıkıyor. Markanın açıklaması bu yönde. Ama bizim için önemli olan ortalama karma tüketim. Bu aracın güzelliğine neredeyse C segment SUV'lere kadar yaklaşmış bir boyu var, uzunluğu var bu aracın 4400 milimetrelerde. Fiyat olarak bakıyorsunuz 1 milyon 499 bin lira. Yine Hyundai'den devam edeceğim. Ioniq 5. Bir C segmenti SUV ki bence muhteşem bir otomobil. Sadece benim için de değil tüm dünyada bir sürü de ödül aldı. Yılın otomobili seçildi. İşte yılın en verimli aracı seçildi. En alınası aracı seçildi. Bir sürü ödül aldı. O Ioniq 5 bizim ülkemizde artık fiyatlar iyice artınca 2,5-3 milyon liralara kadar çıkmıştı. Marka ne yaptı? 2024 model olarak Advanced donanım adı altında bir paket getirdi. Bakın yine araç boş değil. Girin bakın özelliklerine. Yine muhteşem özellikleri var. Şerit takip, şerit ortalama, akıllı sabitleyici gibi harika özellikleri var. Ama nedir? Motor gücü birazcık daha düşük. Menzili birazcık daha düşük. Ve fiyat olarak da geçtiğimiz yıl 2,5-3 milyona satılan Ioniq 5'lerin karşısına 1 milyon 650 bin liralık fiyatıyla 2024 model olarak koydular. Menzil olarak da neredeyse 400 kilometrelik karma menzili var. Ya düşünsenize dün 2,5 milyon Ioniq 5'in Türkiye'de alınabilecek en ucuz paketi üstelik 2023 modelde. Bugün 1 milyon 650 bin lira ve üstelik 2024 model. Yine Hyundai'dan Ioniq 6 var bir de. D segmenti bir sedan ama nasıl bir sedan? Yani görsele bak dersin ki bu araç Porsche. O kadar güzel. İçerisi dışarısı gerçekten çok güzel. Beğenilmeyen yerleri var. Cam açma kapama tuşları orta konsolda. Hani o gerçekten eski araçları hatırlatıyor. O yönden bayağı bir şikayet var ama aracın dış görseline bakıyorsun. Elektrikli olmasına, menziline bakıyorsun. Bir de yeni gelen yine Advanced paketle fiyatına bakıyorsun. Abi araç muhteşem bir yerde şu anda ya. 1 milyon 730 bin liraya Advanced paket 2024 model olarak Hyundai Ioniq 6 satın alabiliyorsunuz şu anda. Üstelik 430 kilometrede menzili var bu aracın. Biraz da premium'a gidelim. Premium'da Jeep var biliyorsunuz. Jeep Avenger'ı getirdi. Hani premium'a giriş diyorlar bu araca. Abi aracın fiyatı 1 milyon 730 bin lira. Menzili 400 kilometrenin üzerinde ortalamada karmada. Peugeot'un 2008 ile aynı altyapıda, aynı özelliklerde bir araç. Ama Jeep'in kendi dokunuşlarıyla premium'a çevirdiği bir araç. 2008'de de fiyatı hemen hemen aynı. Ben şimdi mesela 2008'i burada listeye almadım. Niye alayım ki? Jeep'in Avenger'ı varken 1.730'a 400 kilometre menzille aynı aracı Peugeot armasıyla niye listeye koyalım?
Bir de fiyatında indirim yapan bir modeli söyleyeyim size ki benim şu anda param olsa gerçekten ciddi ciddi alabileceğim araçlardan bir tanesi bu araç. Kia'nın Niro'su. C segmenti bir SUV, tamamen elektrikli ve menzili karmada 460 km. Şehir içinde 650-660 km'lere çıkabildiği söyleniyor marka tarafından bu aracın kat ettiği mesafenin. 1.620.000 liralık fiyatı var. Nasıl olmuş bu? Bir kere şunu söyleyeyim. 2024 model olarak değil, 2023 model olarak halen elde olduğu için buraya inmiş durumda. Ha fiyatı da liste fiyatı da 1.700 küsürlerde, yani hemen hemen 100-150 bin liralık bir indirimle buraya gelmiş bu fiyat. Yine Kia'dan bir model daha var listemde. O da Türkiye'ye özel olarak getirilen bir model. EV6'yı hepiniz biliyorsunuz. 3 paketle Türkiye'ye geldi, satılıyordu. 3'ü de %10'luk ÖTV'nin üzerindeydi doğal olarak. Çünkü beygirleri yüksek, çok da gerçekten harika menzilleri ve motorları olan araçlardı. Ama Kia dedi ki ya bu iş böyle olmuyor. Biz Türkiye'ye yönelik %10 ÖTV'de kalacak bir tane EV6 getirelim. Getirdiler. Şu anda 1 milyon 920 bin liraya, yani limitin tam sınırında bir Kia EV6 almak mümkün arkadaşlar. 400 kilometrelik de menzili var arkadaşlar, uygun fiyatlı olan Kia EV6'nın. Astra'nın da elektriklisi geldi. O evet biraz pahalı, 1 milyon 700 bin liranın üzerinde onun fiyatı. 420 kilometrelik menzil sunuyor. Ama ben Opel Astra değil de Peugeot 308 almak istiyorum diyorsan da yine aynı menzillerde. Görsel olarak birbirlerinden farklılar ama altyapıları ve bataryaları, hatta motorları bile aynı. 308'i alabilirsiniz. Neden 308 diyorum? Çünkü 308'de kampanya var, indirim var. Normalde Opel Astra'dan daha pahalı olmasına rağmen şu andaki indirimle 1 milyon 645 bin liraya satılıyor. Opel Astra 1 milyon 715 bin liralarda şu anda. Fiyat olarak 308 çok çok güzel yerde bu menzille. Kores'in EVX'i var. Onda herhangi bir indirim yok ama zaten olmasına da gerek yok. Uzun zamandır fiyatı 1 milyon 780 bin lirada duruyor. Bu arada bir türlü talebe yetişemiyorlar. Hala Kore'den düzgün bir şekilde adedi yüksek araç getirip de burada sahiplerine teslim edemediler. Buna çok üzülüyorum. Şu anda belki 1000, 2000, 3000 kişi Kores EVX almak için bekliyor. Parayı vermiş bekliyor. Ama şöyle bir güzellik var. Kores EVX 1.780, paranın tamamını bugün yatırırsanız üzerine hiçbir şey vermeden, isterse araç 2 ay sonra gelsin hiç önemli değil, aracı satın alabiliyorsunuz. Yani bugünden fiyat sabitleme yapabiliyorsunuz. Ve geldik son günlerin en popüler otomobiline. Arkadaşlar Tesla Türkiye'ye yönelik bir otomobil getirdi. Bakın donanım olarak üsttekilerden hiçbir eksiği yok. Nasıl yok? Üstteki 2,5-3 milyonluk Tesla'ları da alsan opsiyon olarak işte jantını, rengini, otopilot sistemini, kendi kendine gitme sistemini zaten sonradan araca eklemen gerekiyor. Onlarda da yok o özellikler. Sen sonradan alacaksın onları. E bu araç da geldi. Diğer bütün özellikleri aynı. Sadece beygir gücü düşük. Bir de menzili birazcık düşük. Onun haricinde donanımsal olarak diğerleriyle aynı. Ama fiyat 1 milyon 791 bin lira. 450-455 kilometre karma menzili var. D segmenti bu araç. D segmenti SUV. Bugün C segmenti SUV'lerin başlangıç fiyatları buralarda ya. 1 milyon 800 bin liranın altında Tesla Model Y almak ne demek ya bugün? Aldıktan sonra ne yapacaksın? 100-200 bin lira üzerine koyacaksın, üzerine derken servisine ödeyeceksin. O otopilotu araca ekleyeceksin. Full paket bir araç olacak. Araçta artık kendi kendine gitme özelliği de olacak. Ya müthiş bir şey şu anda ya. Tesla Model Y inşallah zam yapmazlar fiyatlarına. Gerçekten çok çok iyi bir yerde. Şu anda Türkiye'nin belki de en alınası aracı. Ve geldik olmazsa olmazımız, elektrikli de yerli otomobilimiz TOGG T10X'e. Arkadaşlar biz TOGG'un T10X'ine çok fazla eleştiride bulunuyoruz. Aracın kötülüğü diye bir şey yok. Araç muhteşem bir araç. Eksikleri var mı? Var ama hepsi yazılımsal. Onlar da yavaş yavaş gelen güncellemelerle düzeltiliyor. Bizim eleştirimiz nereye? Bu araç yerli bir otomobil olduğu için fiyatının çok daha uygun olması gerektiğini. Yani bu araç bize göre pahalı. Ama başlangıç fiyatına bakıyorsun 1 milyon 430 bin liralarda. Biz TOGG'a biraz fazla haksızlık yapıyoruz galiba. Arkadaşlar TOGG'un başlangıç versiyonu şu anda gerçekten iyi konumda. Ama işte menzili düşük. Ha uzun menzilli alalım derseniz, versiyon 2 dediğiniz üst paketle almak istiyorsanız 1 milyon 823 bin liraya şu anda satışta. Tesla Model Y 1 milyon 791 bin liraya satışta. Şöyle bir şey var burada. TOGG'un T10X'ini aldığınızda 500 küsür kilometre menzilli versiyon 2'yi aldığınızda üzerine yaklaşık olarak bir 100 bin liralık eklenti olabiliyor. 1.920'ye çıkıyor fiyat. Tesla'nın Model Y'sini aldığınızda da 1.790'lık fiyat. Üzerine otopilotu falan aldığınızda yine 1.900-1.950'lere, hatta 2 milyon liralara çıkıyor. Kafa kafaya geliyor ikisinin de fiyatı. Menzil olarak bakıyorsun TOGG kağıt üzerinde biraz daha önde görünüyor ama Tesla'nın da işte o aerodinamik yapısından dolayı kağıt üzerindeki farklılıklar gerçek sürüşte belki de kafa kafaya gelecektir. Tamamen kapanacaktır. Yani menzil olarak ikisi de aynı değerler sunacaktır. Ya burada gerçekten düşünmek lazım. Marka algısına kapılıp Tesla Model Y mi alalım, yoksa yerli otomobilimiz hemen hemen Tesla ile aynı boyutlara sahip, CSU olmasına rağmen çok büyük boyutları, 4600 milimetrelerde uzunluğu, yani gerçekten büyük, geniş.
genişliği belki de Tesla'dan daha geniş. Hemen hemen 2 metre. Gerçi Tesla da hemen hemen 2 metre. Şimdi çok da şey yapmayalım. TOGG'u öveceğiz diye Tesla'yı gömmeyelim. Yani hemen hemen aynı ölçülerde TOGG T10X'i, yerli otomobilimi tercih etmek lazım. Burada görüşü size bırakıyorum. Hatta istiyorsanız yorumlara yazın. Ama ben oraya çıkarsam kimse kusura bakmasın, milliyetçi damarım tutar benim. Ben TOGG'un T10X'ini almak isterim. Rekabette geride kalmak istemeyenlerin yaptıkları indirimlerle bu fiyatlara satılan elektrikli araçları görünce millet benzinli ya da dizel araç ya da hibrit araç almak istemeyecektir. İnşallah markalar bol bol getirir, fiyatlar da aşağıya gelir, rekabet artar, herkes istediği elektrikli aracı istediği fiyata satın alabilir. Benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Siz bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlara yazın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bir de abone değilseniz kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın.